بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر bu bab şu mesele hakkındadır ki الرجل رجل يدخل داخل olur في الصيام ورجع تطوعا nafile olarak oruca başlar ثم يفطر sonra iftar eder orucunu bozar buna o günün kazası lazım gelir mi gelmez mi bu meseleyi beyan buyuracak. Haddesene ibn-i Merzuk'in kâle haddesene ebu'l-velîd-i tayalisiyyü. Hâ ve haddesene Ali ibn-i Şeybe kâle haddesene Revh ibn-i Ubâde. Hâ ve haddesene Yunus ibn-i Abdülâlâ kâle haddesene Yahya ibn-i Hassan. Kâle haddesene Hammâd ibn-i Selme an Simâk ibn-i Harb. An Hârûn ibn-i Ümmehâni. Hârûn ibn-i Ümmehani'den rivayet ediyor. Evi bini binti Ümmehani yahut da Ümmehani'nin kızının oğlundan rivayet ediyor. O da kimden? En Ümmehani. Ümmehani'den. Alet Ümmehani radıyallahu anh'a dediler ki Tehaltu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'in huzuruna gittim ve ene saimetim ben oruçlu idim. Fenaveleni bana verdi fadle şerabihi içtiği suyun fazlasını. Feşeribtü ben de içtim. Sümme kultu sonra dedim ki ya Resulallah inni kuntu saimeten ben oruçlu idim. Ve inni kerihtü ben kerih gördüm ki en erudde reddedeyim söhreke senin artıkını. Senin artığını reddetmeyi kerih gördüm. Onun için oruçlu olduğum halde suyu içtim orucum bozuldu. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki İmkâne eğer senin bu orucun olduysa min gadâ-i yevmin min ramadâne Ramadan'dan bir günü gaza günlerinden olduysa yani kadınların heyiz günlerinde Ramazan'da yerler ya onu sonra gaza ederler. Eğer bu tuttuğun oruç o Ramazan'dan kalan günlerden birisini gaza idiyse fesûmî sen oruç tut. Yevmen bir gün mekânehu onun yerine tut. Başka bir gün tut. Gazaya gaza. Ve inkâne tatavvân yok. Öyle bir gaza değil de nafile tuttun ise fe inşîti dilersense fekdîhî gaza et. Ve inşîti dilersense felâ takdîhî gaza etme. Muhayyersin. İster onu gaza et, ister gaza etme. Şimdi bu Ümmühane radıyallahu anh'ın hadisi delalet ediyor ki nafile oruç tutan adam iftar ederse üzerine kazası vacip değil. İsterse tutar, isterse tutmaz. Âle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا Bir kavim buna zahip buldular. فَزَعَمُوا جَمَ ettiler ki اَنَّ مَنْ دَخَلَ her kim girerse فِي سَوْمٍ bir oruca تَتَوْعَنْ nafile olarak ثُمَّ اَفْطَارَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Ondan sonra da iftar ederse orucuya niyet ettikten sonra مِنْ عُزْرِينَ Üzürden dolayı مِنْ غَيْرِ عُزْرِينَ yahut üzür olmaksızın ister üzür olsun ister olmasın iftar ederse اَنَّهُ لَا قَضَى عَلَيْهِ Onun üzerine kaza yoktur. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da ihticac ettiler بِهَذَا الْحَدِيثِ Ümmühani radıyallahu anh'ın hadisiyle. فَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Bu mesele hakkında diğer alimler muhalefet ettiler. فَقَالُوا buyurdular ki عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ Bu adam üzerine vaciptir. عَلَيْهَنْ üzerine vaciptir. قَضَاءُ يَوْمٍ Bir günü kaza etmek. مَكَانَهُ يَدِكِ günün yerine. Madem o günü oruçluydu. Onu bozdu. Öyleyse onun yerine başka bir gün oruç tutmak ona vacip oldu. Yani nezir gibi oluyor. Madem o günü oruca başladı, o günün orucunun tamamlamasını kendisine nezretmiş gibi oldu. Öyleyse iftar ederse o nezir yerine gelmemiş olur. Onu kaza etmesi lazımdır. Buyurdular. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci kavle sahip olanların hüccetindendir. Alâ ehlil mekâletil uğra birinci mekâle sahiplerine. Birinci mekale sahiplerinin aleyhlerine olan hüccettendir ki enne hadise Ümmühani radıyallahu anh'ın hadisi innemâ revâhu ve ni rivayet eyledi
kema sekeru, kendileri zikrettikleri gibi kim? Hammadü bünü Seleme, Hammadü bünü Seleme rivayet eyledi. وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ Halbuki bu hadisi başkaları da rivayet eylediler. مِمَّنْ Bir kimselerden ki leyse, o kimse de olmadı ki zabdi, zabıt da hadisi zabt etmekte بِدُونِهِ حَمَّادِ بِنْ سَلَمَنِنْ durumunda değil. Başkaları da bunu rivayet eyledi ki onlar Hammad'dan aşağı değil. Hammadi bin Seleme'den aşağı olmayan adamlar da bu hadisi rivayet ettiler. اَلَا خِلَافِ ذَٰلِكِ Bunun hilafına rivayet eylediler. O neymiş? Hammad bin Seleme'nin gayrisinin rivayeti neymiş? Onu beyan ediyorum. Haddesena Ahmed bin Davud قال haddesena Musaddad. Ha ve haddesena bin Ebi Davud قال haddesena el-Mukaddemi. قال haddesena Ebu Avana an Simak bin Harb. İbni Ümmehani. Burada İbni bir tane daha yazılacak. İbni Ümmehani. O da kimden? An ceddetihi Ümmehani. Ümmehani'nin oğlunun oğlu. Ceddesinden, nenesi olan Ümmehani radıyallahu anh'dan rivayet ediyor ki Semi'ahu bu hadisi işitti minha Ümmehani'den. Kalet Ümmehani radıyallahu anh'a buyurdular ki İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ütiye bi şerabin içilecek bir şey getirdiler. Yevme fethi Mekke. Mekke'nin fethi günü. Fenâveleni Ümmehani diyor ki Peygamber Efendimiz kendi içtikten sonra artığını bana verdi. Feşeribtuhu ben de onu içtim. Ve küntü saimeten ben de oruçlu idim. Fekerehtü ben kerih gördüm ki ene erudde reddideyim. Fadla sürihi Peygamber Efendimizin artığını reddetmeyi içmiş olduğu sudan arttı ya, onu reddetmeyi ben kerih gördüm. Niye Resulullah Efendimiz'in suriyle teberrük olunur diye. Evet, o suri, o artığı vermiş Ümmühaniye de Ümmühani onu reddedecek, tabi reddetmedi. Oruçlu olduğu halde Peygamber Efendimiz'in artığını içti. Fekultu Ümmühani diyor ki ben dedim ki ya Resulallah inni küntü saimeten ben oruçlu idim. فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اَكْرَمْ فَنْمُزْ اُمَّهَانِيَ dedi ki تَقْد۪ينَ عَنْكِ شَيْئًا Sen bugün oruç tuttun. Ne olduğun halde? تَقْد۪ينَ kaza eder olduğun halde mi? عَنْكِ kendinden şeyen bir şey. Yani üzerine bir gün kaza kalmış da onu mi kaza ediyordun? فَقَالَتْ اُمَّهَانِ dedi ki لَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ öyle bir kaza değildi. قَالَ فَلَا يَدُرُّكِ Öyleyse sana zarar vermez. Madem gaza değildi, sana zarar vermez. Yani iftar ettin. Öyleyse bunda sana zarar vermez. Yani onu tekrar oruç tut diye emretmedi. Zarar vermez. Öyleyse bak burada böyle rivayet eyledi bu. Ümmühani'den Simak bin Harb vasıtasıyla İmam-ı Tahavir ediliyor. Evet. Yani yukarıda Simak İbni Harp'ten Hammad İbni Seleme rivayet eyledi. Burada da Simak İbni Harp'ten Ebu Avane rivayet ediyor. Evet. Simak İbni Harp'ten Hammad İbni Seleme meşhur muhaddisinden. Peki Ebu Avane de ondan aşağıda değil. Bu da böyle rivayet ediyor. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو عوانة فذكر بإسناده مثله yine أبو عوانة تركيله bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Süleyman bin Şaib'den de rivayet edildi. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن ربيع عن سماك بن حرب سماك بن حرب'ten قيس بن ربيع rivayet ediyor İmam-ı Tahavi. Onu da rivayet ediyor. Simak İbni Harp de kimden rivayet eyledi? Enirrecül bir adamdan. Min Ali Câde tebni Hübeyre. Câde bin Hübeyre'nin cemaatinden bir adamdan. O da kimden? En ceddetihi Ümmehani. Nenesi Ümmehani radıyallahu anh'dan rivayet eyledi ki kâlet. Ümmehani radıyallahu anh'a buyurdular ki dehaltu ene ve Fatimetu radıyallahu anhuma. Ben ve Fatıma radıyallahu anhuma
girdik ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin huzuruna. Yevme fethi Mekke'te, Mekke'nin fethi günü. Fecelestu an yeminihi, ben Peygamber Efendimizin sağında oturdum. Feda'a bi şerabin, içilecek bir şey istedi. Feşeribe, içti. Sümme naveleni, sonra bana verdi. Feşeribti, ben de içtim. Ve ene saimetun, halbuki ben de oruçluydum. Fekultu, ben dedim ki ya Resulallah, ya Resulallah, ma erani, ben kendimi görmüyorum. Orada ma noksan, erani görüyorum değil, ma erani, beni görmüyorum. İlla kad esimtu, illa günah işledi görüyorum. Ev eteytu hinsen, yahut da hinse geldim, yani üzerime ahdetmiş olduğum bir şeyi bozdum. Araste aleyye, sen beni arz eyledin, yani al bu artığımı işledin. Ve ne saimetun, ben de oruçluydum. Fekerihtu, ben kerih gördüm ki ene rüddü aleyke, senin artığını reddedeyim. Bunu kim? Fekerihtu ene rüddü aleyk, bu senin artığını, sana reddetmeyi ben kerih gördüm. Yani Resulullah Efendimiz'in artığını teberrüken içmek bir fazilet olduğundan dolayı bunu tekrar reddedeyim, içmeyeyim, bunu yapmadım. İmmi Hani radıyallahu anh'a aldı, içti. İşte bu sefer de orucu bozulduğunu Resul-i Ekrem Efendimiz'e sordu. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdular ki hel kunti taktine yevmen min Ramazan, Ramazan'dan bir günü mü kaza ediyordun? Fekaletle, ya Resulullah, öyle değil idi. Kale Ümmü Hani buyurdu ki fela, Peygamber Efendimiz buyurdular ki fela be'se neyse, yani bunu get bir daha kaza et demedi. Öyleyse oruçlu, nafile oruç tutan bir adam iftar ederse beis yoktur. Onu kaza etmesi lazım gelmez bu rivayete göre. Haddesena Fatun kâle haddesena el-Hasen ibn-i Rabi'ye hâve haddesena Revh ibn-i Ferec kâle haddesena Yusuf ibn-i Adi kâle haddesena Bilahras en Simakin en ibn-i Ümmi Hani. Simak ibn-i Harb, Ümmi Hani'nin oğlundan rivayet ediyor. En Ümmi Hani, o da Ümmi Hani radıyallahu anh'a da Anennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Nehvehu, bu hadise benzer bir rivayet. Gayre ennehu kal. Yalnız şu kadar var ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu. Fela yedurru ki. Yani yukarıki rivayette fela be'se bihi dedi. Bu rivayette de fela yedurru ki, sana orucu bozma, zarar vermez buyurdu. Fakat halefe, muhalif oldu. Ney? Mâ revâ Kıysun ve Ebu Avane ve Ebu Lahves. Kıysun, Ebu Avane'nin, Ebu Lahves'in bu üçünün rivayet ettikleri hadis muhalif oldu. Neye muhalif oldu? Mâ revâ Hammâd ibn-i Seleme. Hammâd ibn-i Seleme'nin rivayetine muhalif oldu. Leanne Hammâden, Hammâd ibn-i Seleme kâle fî hadisi, hadisinde dedi ki inkâne, eğer bu tuttuğun oruç olduysa, kadaen, kada olduysa, min şehri Ramazan, Ramazan ayından bir günü kaza idise, fesûmi yevmen mekânehu, onun yerine bir gün oruç tut. Ve inkâne tatavven, yok nafile olduysa, fe inşite fakdihi, dilersen kada et, ve inşiti felâ takdihi, dilersen kaza etme. Hammâd ibn-i Seleme'nin rivayetinde bu oldu. Yani nafile ise istersen oruç tut, istersen oruç tutma. فَكَانَ ذَٰلِكَ بُعُلْدِ عَلَىٰ اَنَّهُ, şu şey üzerine oldu ki لَا يَتِبُ الْقَضَاءُ, kaza vacip olmaz عَلَيْهَا, ümmahani üzerine, اِذَا كَانَ تَطَوَّعًا, eğer nafile oruç tutmuşsa onu kaza etmek vacip olmaz. وَقَالَ الْآخَرُونَ, ötekiler dediler ki hadisim, hadislerindeki اَتَقْضِينَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانِ, Resul-i Ekrem Efendimiz sordu ki sen Ramazan'dan bir güne kaza mı ediyorsun diye sordu ya. Kâlet la Ümmü Hani radıyallahu anh'a dedi ki değil. Kâle Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki felâ yedurru ki, sana zarar vermez. Ey enneki lesti bi asimetin, sen günahkar olmadın. Fî iftariki, iftar etmende, min hâdî tatavvî, bu nafile oruç tuttun, onu da iftar ettin, bunda sen günahkar değilsin.
ve leyse fî zâlike, bu hadiste olmadı. Ne olmadı? Mâ yenfî nefyeden şey. Ki en yekûne aleyhâ Hazreti Ümmühan'ın üzerine ola kadâ-u yevmin, bir güne kaza etmek mekânehu, o iftarının yerine. Nafile oruç tuttu, onu da bozdu, onun yerine bir gün oruç tutmayı nefyetmiyor bu hadis. Ne oluyor? Yani istersen oruç tut, istersen tutma. Muhayyer bıraktı ama bundan hakikaten sana kaza vacip değildir diye bir şey yok. Fakat izdarebe hadisü simakin haza. Onun için simakin bu hadisi muzdarip oldu. Bazılarında istersen tut, istersen tutma. Bazı rivayetlerinde la bese bihi, bazılarında la yeturru ki, sana zarar vermez buyurdu. Sümme nezerna, bu simaki bini harften gelen hadiste izdırap olduğunda, sümme nezerine biz baktık, nazar eyledik ki hel ruviye an gayrihi, başkasından rivayet olundu mi? Neden o da? Mimma ol bir hadisten ki fihi, o hadiste olucudur. Delaletün delalet olucudur. Ala şeyin, bir şeye min zâlike, bundan gaza lazım gelir mi gelmez mi? Öyle bir hadis var mı ki onu bulalım bakalım ki gaza lazım geliyor mu gelmiyor mu? Bunu araştırdık. Ve izâ Rabî'ül Cîziyyû, baktık ki Rabî'ül Cîziyyî kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kâle haddesena Abdullah ibn Meslemetel Ka'nebiyyû. Kâle haddesena Abdullah ibn Ömerel Ömeriyyî. An ibn Şihab, an Urve, an Aişe radıyallahu anha. Kâlet Hazreti Aişe, buyurdular ki أصبحتُ أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين متطوعتين. Ben, Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki, ben ve Hazreti Hafsa radıyallahu anha nafile oruca niyet ettik ve ikimiz de nafile orucu tuttuk. فَأَهْدِيَ لَنَا تَعَامٌ, bize bir taam hediye edildi. فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ, biz oruçlarımızı bozduk, o taamdan yedik. فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz yanımıza geldi. فَسَأَلْنَاهُ, biz ona sorduk Resul-i Ekrem Efendimiz'e ki biz oruç tuttuk fakat bize de bir tam hediye geldi, oruçlarımızı bozduk. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ Efendimiz buyurdular ki اِقْضِيَا يَوْمًا, bir gün kaza ediniz mekânehu, onun yerine. Şimdi burası burada sırahat var ki bunlar nafile olarak tuttular. Bu günü de iftar ettiler. Fakat onun yerine bir günü kaza etmeleri onlara vacip oldu. Peygamber Efendimiz'in emri böyle. Yani siz bunu kaza edin buyurdu. Fefihada, bunda orucudur. Delilün delil orucudur ki ala enne hükmel iftar, iftarın hükmü fissavmil mutatavvi, fissavmil tatavvi, nafile oruçta iftarın hükmü, ennehu, o iftar mucibun, muciptir, lil kazayı, kazayı muciptir. Nafile oruç tutar da iftar ederse o günü kaza etmesi vacip olur. Bunda, bu hadiste buna delalet vardır. Fekâne oldu, mimma, ol bir şeylerden ki yahtecü bihi, anında ihticac eder ehlül mekâletil ula, birinci makale sahipleri ihticac eder olan şeylerden oldu. Fi fesadi hadel hadis, bu hadisin fesadında doğru olmadığında ki enne aslahu, bu hadisin aslı leysen urvete, urveden değildir. Urveden rivayet edilmemiştir. Urvede kim denen? Ayşe, Hazreti Ayşe'den rivayeti böyle değildir. Ve innema asluhu, bunun aslı mevkufun, mevkuftur. Ala men dune urve, urvenin dununda olan şahse mevkuftur. Yani urveden rivayet edilmemiştir de urveden aşağı kim var ise onda mevkuftur. Rivayet Hazreti Urve'den sabit değildir. Ve zalike, bu da enne Yunus'e, Yunus haddesene, bize rivayet eyledi. Kale akberen ibn-i Vehbin enne maliken akberehu an ibn-i Şehabin. İbn-i Şehabi Zühri'den rivayet ediyor Hazreti Malik ki enne Aişete ve Hafsete, Ayşe ve Hafsa radıyallahu anhuma esbahata saimetin, oruçlu olarak sabaha dahil oldular. Sümme zekere mislehu, sonra hadisi şerifi zikreyledi ki
Onlara bir tam hediye geldi. Onlar da iftar ettiler. Resulullah Efendimiz geldiğinde de sordular. Resulullah Efendimiz de onlara o günün yerine bir gün kaza edin dedi. Şimdi burada İbn-i Şihab-ı Zühri de durdu bu. İbn-i Şihab-ı Zühri Hazreti Ayşe'ye ve Hazreti Hafsa'ya ulaşmadı. Arada Ürve var. Ürve'den rivayet edecek, Ürve de Hazreti Ayşe'den rivayet edecek. Ürve zikredilmiyor. Öyleyse bu hadis burada munkate oldu. İbn-i Şihab'da mevkuf kaldı. İşte fesat buradan geliyor. قَالُوا dediler ki فَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ hadisin aslı budur. İbn-i Şihab-ı Zühri Hazreti Ayşe ve Hafsa'nın meselelerini naklediyor. قَالُوا dediler ki وَقَدْ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ Zühri İbn-i Şihab-ı Zühri sual edildi. اَنْ ذَلِكْ bundan ki هَلْ سَمِعَهُ sen bu hadisi işittin mi? Min urvete urveden işittin mi? Fekale İbn-i Şihab-ı Zühri buyurdular ki la işitmedim, urveden ben bunu işitmedim. Hadis munkati oldu. Ve zekeru zikreylediler. Yine bu birinci makale sahipleri maşul bir hadisi ki haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Nuaymen kâle semiyatü ibn-i Uyeyne yekûlu Süfyan ibn-i Uyeyne dediler ki Sü'yle Zühri İmam-ı Zühri sual edildi an hadisi Aişe'te radıyallahu anha Hazreti Aişe'nin hadisinde hangi hadisi? Esbahtu ana ve Hafsatu radıyallahu anhuma saimetin bu hadisinden sual edildi fegeyle lehu İmam-ı Zühri'ye denildi ki ehaddeteke urvetu urve sene rivayet eyledi mi bu hadisi? Fekale İmam-ı Zühri dediler ki la Urve ben rivayet eylemedi, ben Urve'den işitmedim. Ve şimdi burada da sabit oluyor ki bu hadis munkatiye. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle haddesena Revh ibn Ubade kâle haddesena ibn Cüreyti kâle kultu li ibn Şihabi. İbn Cüreyş diyor ki ben İbn Şihab-ı Zühri'ye dedim ki ehaddeseke Urvetu ibn Zübeyr an Aişe radıyallahu anha anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi Urve sene rivayet eyledi mi? Ki Hazreti Aişe'den o da Peygamber Efendimiz'den gelen bu hadisi Urve sene rivayet eyledi mi? Kale buyurdu ki Peygamber Efendimiz ve hadiste bu men eftara min tatavvu'ihi men her kim eftar iftar ederse min tatavvu'i nafile orucundan fel yaktihi onu kaza etsin. Bu hadisi Urve sene rivayet eyledi mi diye İbn-i Şihab-ı Zühri'ye sordular. Fekale buyurdu ki lem esmâ min urvete. Urveden bir şey işitmedim. Fî zâlike bu mesele hakkında şeyen bir şey. Urveden bir rivayet duymadım. Velâkin hüddistu bana söylediler, tehdis ettiler. Fî hilâfeti Süleyman ibn-i Abdülmelik. Süleyman ibn-i Abdülmelik'in hilâfeti zamanında bu rivayeti bana söylediler. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح فذكر بإسناده مثله أبو بكر ده روحتن رواية ديور أيني سند له بحديث الشريف ذكر ديور وزاد لكن أبو بكر رواية ده زيادة إلى ذيك ولكن حدثني من رواية إلى ذي في خلافة سليمان بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك خلافة ده كي أناس yani İbn-i Şihab-ı Zühri diyor ki velakin haddeseni bana rivayet eyledi ne vakit? Fe hilafeti Süleyman ibn-i Abdülmelik Süleyman ibn-i Abdülmelik'in hilafeti zamanında bana rivayet eyledi. Ünâsün bir cemaat en ba'du men bir kimselerden bazılarından ki kâne yes'elu Âişete radıyallahu anh Hazreti Âişe'ye sorardılar. Hazreti Âişe'ye sual eden zatların bazılarından rivayet eylediler ki enne Hazreti Âişe قالت buyurdular ki أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنهما صائمتين ben Hazreti Hafsa oruçlu olarak sabahladık sonradan da bize taam hediye geldi iftarımızı yaptık orucumuzu bozduk Resul-i Ekrem Efendimiz'e de haber verdik o da bir gün kaza edin dedi ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ sonra hadisi zikretti yani nehve hadisi Rabi'ül-Cizi Rabi'ül-Cizi'nin hadisine benzer rivayeti yaptı. Ve şimdi bunda da geliyor ki İbn-i Şihab-ı Zühri Urve'den bizzat rivayet eylememiş.
başka adamlar arada var. O adamlar Urve'den rivayet ediyorlar ve onlar da İbn-i Şahab-ı Zühri'ye bu hadisi ulaştırıyorlar. Fakat fesede hazel hadis, bu hadis fasid oldu. قَدْ دَخَلَ فِي اِسْنَادِهِ, bunun isnadına dahil oldu. مِمَّا زَكَرْنَا, bizim zikrettiğimiz şeylerden. Yani bir takım cemaat, o cemaat kim? Hazreti Aişe'den sorup öğrenenler kim? Bunlar meçhul adamlar. Öyleyse bu hadis kabul edilmez. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ, bu mesele hakkında rivayet edildi. اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ هَذِرَةَ عَيْشَةً rivayet edildi. اَيْذَا yukarıdaki rivayet gibi مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ, bu veçhin gayrısından. Hazreti Aişe'den ne rivayet edildi? مَا شُلْ بِالْحَدِسِ كَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا عَمِّي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَاسِمٍ أَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أن عمرة أن عائشة رضي الله عنها عمرة هزت عائشة رضي الله عنها دان رواته الذي فذكر الذكر الذي مثل حديث ربيع الجيزي ربيع الجيزي من حديث مثل الذكر الذي غير أنه شك ذر ورش قال وحديث هزت ذلك فبدرتني حفصة هزت عائشة رضي الله عنها diyor ki فبدرتني Hafsa, Hafsa benden evvel söze başladı radıyallahu anha. Bil kelami söze benden evvel başladı o. Ve kânet bi ibnete ebiha, babasının kızıydı. Yani Hazreti Ömer nasıl celalli ise kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha öyleydi. Hemen o söze başladı. O söyledi. Haddesene ibn-i Ebi İmran kâle haddesene Ahmet ibn-i İsa'l Mısri kâle haddesene ibn-i Vehbin fezekere bi isnadihi mislehu. Aynen bu hadisi şerifi senediyle zikreyledi. İbn-i Ebi İmran terkili İmam-ı Tahavi. فَكَانَ اُلْدِ مِنْ مَحْتَجَّ بِهِ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى. Birinci makale sahiplerinin ihticac ettikleri delillerden oldu fi ifsadi هذا الحديث, bu hadisin ifsadında eyza yukarıdaki gibi. Enne şu oldu ki enne Hammad ibn Zeyd'in Hammad ibn Zeyd kad ravahu, bu hadisi rivayet eyledi. En Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Sa'id'den. Ne olduğu halde? Mevkufen, mevkuf olduğu halde öyle mevkuf ki leyse fihi amretu, onda amrenin ismi yok. Şimdi hadiste Amre Aişe'den rivayet ediyor. Amre'den de Yahya ibn Sa'id. Halbuki başka rivayette var ki Yahya ibn Sa'id Aişe'den rivayet ediyor. Yani Amre'yi zikretmiyor. Bu da delalet eder ki bu hadisin senedinde fesat var. Haddesena bizalike İbn-i Ebi İmran kâle haddesena Ebu Bekir Remadiyyü, Bekir'te değil, Ebu Bekir Remadiyyü kâle haddesena Ali ibn-i Medine kâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd'in an Yahya ibn-i Sa'id. Yahya ibn-i Sa'id'den rivayet eyledi bizalike bu hadisi. Yani ve lem yezkur amrete, amreyi zikreylemedi. Doğrudan Hazreti Aişe'den rivayet eyledi ki hadis mevkuf olur. فَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ, hadisin asli budur, yani mevkuftur, mungatiyadır. وَقَدْ رُوِيَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْهَا اَيْدَ, Hazreti Aişe'den yine böylece rivayet edildi ki هذا, bu mesele hakkında مِنْ غَيْرَ هَذَا الْوَجْهِ, bu veçhin gayrısından. Yani başka bir senetle yine rivayet geldi ki ma ol bir şey rivayet edildi ki حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا سليمان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمتي عائشة بنت طلحة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت طلحة حضرت عائشة رضي الله عنها دان رواية ديور قالت حضرت عائشة buyurdular ki دخل geldi aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz benim evime geldi. Fekultu. Ben dedim ki ya Resulullah inna kad khabbana. Ya Resulullah biz hazırladık leke senin için haysen hays. Hays denilen bir taam. Ki o zübde, hurma, yoğurt bunlardan yapılan bir yemek.
yahut da un ve yağdan yapılan bir hasıta gibi bir yemek, bir heys. Yani bundan sene eyledik. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Ema inni kuntu uridu savm. Ben orucu murat ediyor idim. Velakin karribihi, sen onu bana getir. Se'esumu yevmen mekane zalik. Ben bugün oruçluydum, sen onu getir. İftar edeyim, se'esumu, bir gün oruç tutarım, yevmen bir gün mekane zalik, onun yerine başka bir gün oruç tutarım. Şimdi burada Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha diyor ki, bak Peygamber Efendimiz iftar etti ve onun yerine de bir gün oruç tutacağını söyledi. Kâle Muhammedun, Muhammed buyurdu ki, kim huve İbn-i İdris-i Şafi? Muhammed İbn-i İdris-i Şafi'dir. Dedi ki, Semiyetü Süfyan'ı. Süfyan'ı işittim. Âmmete mücâleseti, benim oturduğum günlerin hepsinde. Kiminle mücâlesem? İyyahu. Süfyan ile mücâlesem, oturmam çok oldu. Onun bütün meclislerinde ben onu işittim. Lâ yezkuru fîhî. Onu da zikretmezdi. Yani bu hadisi rivayet ederken, zikretmezdi neyse asumu yevmen mekane zalik. Bunu zikretmeyle eylemezdi. Hadisi rivayet eder fakat asumu yevmen mekane zalikeyi söylemezdi. Sümme inni arastu aleyhil hadise. Ben Süfyan'a bu hadisi arz eyledim. Gable en yemute, ölmezden evvel bir senetin bir sene evvel. Ölmezden bir sene evvel bu hadisi Süfyan'a arz eyledim, okudum. Fe ecaze fihi, anda icazet verdi dedi. Se'esûmu yevmin mekâne zâlik. Bunu icazet verdi, yani bunu söyledi. Bu hadiste de var imiş. Var imiş de evvelki oturmalarında söylemedi. Fakat ölümünden bir sene evvel hadisi onu arz ederken bunu da söyledi. Se'esûmu yevmin mekâne zâlik. Ben bugün iftar ederim. Onun yerine bir gün sonra oruç tutarım. Fesihâdel hadis. Bu hadisi şerifte orucudur. Zikru vücubil kadâ. Kadânın vacibin, vacib olduğunu zikri orucudur. Ve fi hadisi Aişe'te radıyallahu anha, Hazreti Aişe'nin hadisinde de orucudur. Ma bir şey çıkar. Vafıke zalik. Buna muvafık olan şey orucudur. Ve leyse fi hadisi Ümmehani, Ümmehani'nin hadisinde de olmadı. Ne olmadı? Ma yuhalifi, muhalif olan şey. Neye muhalif? Ma kad zekerna, bizim zikrettiğimiz bu meseleye muhalif, onda da bir şey yok. Nebimahani'nin hadisinde dedi ki, sana zarar vermez. Zarar vermez manası, yani bir gün oruç tutma manasına gelmez ki, sana zarar vermez. فَاَقَلُّ اَحْوَالِ حَد۪يسِ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Urve'nin ve Amre'nin Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettikleri hadisin ehvalının en azı, en yekûne mevkûfe mevkûfala olmaktır. Adamen ol bir kimse üzerine ki huve u dunehuma, Hazreti Urve ve Amre'nin dunumda olan kim rivayet ediyorsa ona mevkuf olan. Vakat vafakahu, halbuki buna muvafık oldu. Hadisun muttasilun, muttasil olan bir hadiste buna muvafık oldu. Ve huve hadisu Aişetu bintu Talha. Aişe binti Talha'nın hadisi muttasil olarak buna muvafık oldu. Yani bu birinci makale sahipleri diyorlar ki, o nafile orucu bozarsa onun gazası lazım gelmez. Diyorlar bunu Urve ve Amre'den, o da Hazreti Ayşe'den rivayet ediyorlar. Bu hadislerle istidlal ediyorlar. Bu hadislerin itiraz edilecek noktası nedir? Yani mevkuftur. Mevkuftur ne demek? Yani Urve ve Amre'den işitilmemiş, onun madunundaki adamdan işitilmiş. Arada Hazreti Ayşe'den rivayet eden Urve yahut da Amre zikredilmemiş. Bu var. Mevkuf. Bu senedin zafiyetini mucib oluyor. Fakat muttasil olarak bir hadis geliyor ki Ayşe binti Talha'nın hadisi, o muttasildir. Öyleyse bunu teyit ve tekit eder ki kaza lazım gelir. فَالْقَوْلُ بِذَٰلِكِ, bu Ayşe binti Talha'nın hadisiyle hükmetmek, مِنْ جَهَةِ الْحَدِيسِ, hadis cihetinden evlâ, daha evladır. مِنْ الْقَوْلُ بِخِلَافِهِ, hilafiyle hükmetmektense Ayşe binti Talha'nın rivayet ettiği hadisle amel etmek, onunla hükmetmek daha evladır. Yani nafile orucu bozarsa kazası lazım gelir. وَاَمَّنْ نَظَرُ فِي ذَلِكَ, bu mesele hakkında kıyasa gelirse,
Ve inna kad rayina, biz gördük eşya, bir takım eşyayı gördük. Bir tecrübe alel ibad, kullar üzerine vacip olur. Bir icabihim, kendilerinin vacip kılmasıyla iyyaha, o şeyi adan küsim, nefisler üzerine. Kendileri kendi üzerlerine vacip kılan eşya vardır. Minha anlardandır. As-salatu namaz ve sadakatu sadaka ve siyamu siyam ve hac ve hac ve ömre ömre. Bunları bir adam nezretti mi, kendi üzerine vacip kıldı mı, vacip olur. Fekâne oldu. Men her kim ki evcebe şeyen, bir şeyi vacip kılarsa, min zâlik bunlardan, namaz, sadaka, oruç, hac, ömre, bunlardan birisini kendi üzerine vacip kıldı mı? Alâ nefsi, nefsi üzerine. Fekâle, vacip kıldı da dedi ki, lillâhi aleyye keza ve keza. Allah için benim üzerime şöyle şöyle olsun. Mesela şu kadar namaz kılayım. Yahut şu kadar sadaka vereyim. Yahut da şu kadar oruç tutayım. Yahut da hac edeyim, ömre edeyim diye kendi üzerine böyle vacip kılarsa vecebe aleyhi, o adam üzerine vacip olur. El vefa, vefa etmek bizalike buyur. Onu yerine getirmek ona vacip olur. Ve reyna eşya'a, bir takım eşyayı da gördük ki yedhulu fiha, ona dahil olur. El ibadu kullar fe yucibuneha, onu vacip kılarlar. Ela enfusihim, kendi nefislerine. Büduhulihim, kendilerinin girmesi sebebiyle fiha, o eşyaya. Kendileri o şeye girdiler mi, kendilerinin üzerine vacip olur. Yukarıdaki kendi sözüyle nezretti, üzerine vacip kıldı. Bunda hayır, nezretmedi de o amele başladı. O amele başladı mı onun itmamı ona vacip olur. Minha anlardandır. Ney? Es-salatu ve siyamu vel haccu. Namaz, oruç, hac bunlardandır. Ve ma zekene, bizim zikret değil, diğer zikret eylediklerimiz ibadetler. Mesela bir adam nezretmedi, namaza girdi, namazı bozdu. Namaz bozuldu mu onu tamam etmesi vaciptir. Oruca başladı, tamam etmesi vaciptir. Hac farz değildi, nafile ve hacca gitti. Başladı mı tamam etmesi lazımdır. Ömre yine böyle. Fekâne oldu. Men bir kimse ki dehale fî haccetin, bir hacca girdi. Bir adam ki hacca başladı, efâli hacca. Ev ömretin, ömrenin efâlına başladı da ona girdi. Sümme erâde iptâleha, onun iptalini murad etti. Vel hurûce minhâ, andan çıkmayı murad etti. Lem yekun olmadı lehu, adama zâlik, bu çıkmak olmadı. Onu iptal etmek caiz değildir. Ve timmül hacce vel umrete lillâh, haccı ömreye başladınız mı Allah için onu tamam ediniz. Bu adam başladı, onun itmamı ona vacip oldu. Onu bozmak, ondan çıkmak ona caiz olmadı. Ve kâne uldu biduhûlihi, o adamın girmesiyle fîhâ, o ibadete, fî hükmü men, bir kimsenin hükmünde oldu ki kâle, o adam dedi lillâhi aleyye hacce, lillâhi aleyye hacce dedi. Yahut da lillâhi aleyye umretun dedi. Yahut lillâhi aleyye salâtu reketeyni ev salâtu erbâ rekâtin dedi. Bunun gibi oldu. Fe aleyhi, anın üzerine, o adam üzerine vaciptir. El vefâ, vefâ etmek bihâ unî. Nazir eder, bir adam nezir de nasıl nezrini yerine getirmek ona vacip olursa, nezretmeksizin o ibadete başlamak o da nezir gibi olur. Onu tamam etmek ona vacip olur. Fe'in gâle gâilun, bir adam dese ki innâ menânâhu, biz onu men ederiz. Minel hurûci minhumâ, bu haccı ömreden çıkmadan men ederiz. Leennehu lâ yumkinuhu, çünkü adama mümkün değildir. El hurûcu minhâ, haccı ömreden çıkmak mümkün değildir. İllâ bitemâmihâ, illâ onu tamam edecek de çıkacak. Çünkü haccı ömreye başladı mı onu tamam etmemiş çıkamaz. Onun için biz bunları men ederiz, deriz ki çıkamaz. Ve reysetis salâtu ve siyâmu, namaz, oruç böyle olmadı. Kezalik. Hac ömre gibi olmadı. لَنَّهُمَا, namaz, oruç, قَدْ يَبْدُلَانِ, batıl olurlar. وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا, onlardan çıkmış olur. بِالْكَلَامِ, konuşmakla. وَالْتَعَامِ وَالْشَرَابِ, yemekle, içmekle. وَالْجِمَاءِ, ailesine takarip etmekle. Namazda konuştu mi, yedi, içti mi, işte namazı bozuldu. Oruçta yemek, içmek yahut da cima bulundu mu orucu da bozuldu. İşte bunlardan çıkması kolay. Hac ömre gibi değil.
derlerse, kıyle lehu adama denilir ki, innel haccete vel umrete haccü umre ve inkâna kemâ zekerte, her ne kadar senin zikrettiğin gibi ise de, fe inna kad reynâke, biz seni gördük ki tez'ümü zü'm ediyorsun, enne men câme, her kim mücâmeat ederse fîhima haccü umre de, fe'aleyhi an üzerine vaciptir, gadâuhuma haccü umreyi kaza etmek vaciptir, böyle diyorsun, sen de böyle zü'm ediyorsun. Vel gadâu, gadâ ise yetfulu, dahil olur, fîhî, o gadaya, ba'de hurucihi, o adamın çıktıktan sonra, minhuma, hac ömreden çıktıktan sonra, gaza ona dahil oluyor, gazası vacip geliyor. Fakat cealte, sen kıldın, aleyhi, o adam üzerine, edduhule girmeyi, fi gadayime, hac ömrenin gazasında o duhuli, ona girmeyi, duhuli kıldın. İnşa'e, dilerse, ev eba yahut da iba ederse, dilesin, istesin, iba etsin, onun gazasına girecek, onun gazayı yapacak, min ecli ifsadihi, o adam ifsad ettiği için, lehuma haccü umreyi, madem girdi, ifsad etti, onun gazasına girecek, ama kendi arzusuna tabi değil, arzu etmese de, onları ifsad ettiğinden, onların gazasını yapacak. فَهَذَا بُوْ اَلَّذِي بِي شَيْدِرْ كِي يَقْدِيهِ, gaza ediyor. Gaza etti ki bu şey nedir? بَدَلٌ مِنْهُ, bu ifsad ettiği hac ömreden bedeldir. فَهَذَا الَّذِي bu, اَلَّذِي öyle bu ki يَقْدِيهِ, onu gaza ediyor. بَدَلٌ مِنْهُ, bu hac ömreyi ifsad ettiği ondan bedeldir. O da neden? مِمَّا كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ, kendi üzerine vacip olan şeyden bedeldir. Ne sebebiyle? Bi duhulihi fi ana, duhuli sebebiyle. Hacca dahil oldu, üzerine vacip oldu. Ömreye dahil oldu, üzerine vacip oldu. Onu da ifsad ettiğinden, işte onun gazası onun bedelidir. La bi icabin, yoksa icab ile değildir ki, kâne minhu, vacip kılmasıyla değildir ki, o adam kendisinden oldu o icab. Kabile zalik, bundan evvel kendi nezretti de üzerine vacip oldu. Ondan dolayı değil. Hac ömreyi nezretmemişti. Gerek hac gerek ömre. O adam ona girdi, onun ikmali vacip olduydı. Ömreye girdi, onun itmami ikmali vacip olduydı. Bu kendisinin nezri sebebiyle değil de duhuli sebep. Yakdihi, işte bunun kaza etmiş olduğu şey bedelun minhu, ondan bedeldir. O da neden? Mimma kâne vecebe aleyhi, kendi üzerine vacip olan şeyden, bi duhuli fi ana, girmek sebebiyle. Hacca ömreye duhuli sebebiyle üzerine vacip idi. Onu ifsad ettiğinden onun kazası lazım geldi. İşte bu kaza yaptığı onun bedelidir. La bi icabin, yoksa bir nezir vasıtasıyla değil ki, kâne minhu, adamdan oldu. Kadde zalif, bundan evvel kendi üzerine nezretti, vacip oldu, ondan dolayı değil diye. Ona girdi, ona itmami vacip idi, ifsad etti, işte onun bedelini kaza ediyor. فَلَوْ كَانَتِ الْعَلَّةُ, illet olsaydı, فِي لُزُومِ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ, haccin ve umrenin lüzumunda illet olsaydı, kime lüzumuna? اِيَّهُ adama, حِينَ اَحْرَمَ بِهِمَا, bu hacc ömreyle ihram ettiği vakitte, وَبُطْلَانُ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا, anlardan çıkmanın hurucunun da bütlani olsaydı, hiye bu ma zekerte, senin zikrettiğin olsaydı, o da neden? Min ademi raftihima, onları raft edip içerisinden çıkamıyor da onun için bunlarda devam ediyor ve sonunda kaza ediyor, senin dediğin gibi böyle olsaydı. Ve levla zalik, eğer bu olmasaydı, raft edemiyor, eğer bu raft meselesi olmasaydı, kâne lehul hurucu, o adam için olurdu çıkmak, minhuma, bunlardan, hac ömreden çıkardı. Fakat çıkamıyor da böyle oldu dersen, kemâ kâne lehul hurucu, o adama huruç caiz olduğu gibi, minas salati ve siyami, namazdan, oruçtan huruç olduğu gibi. Ne sebebiyle? Bima, ol bir şey sebebiyle ki, zekerine, biz zikreyledik. Neden zikreyledik? Minel eşya illeti, şul bir şeylerden ki, tuhuricu, adamı çıkarır. Minhuma, hac ömreden çıkarır. Oruçtan, namazdan çıkardığı gibi. Mesela oruçtan, namazdan ne çıkarır? Konuşmak, yemek, içmek,
onlar nasıl oruçtan, namazdan çıkarırsa, işte burada zikrettiğimiz gibi, evet, burada da rafet olmasaydı ondan çıkardı. Eğer senin dediğin gibi illet bu olmuş olsaydı, izen le mavecebe vacip olmazdı, aleyh o adam üzerine katavuhuma hac ümreye kaza vacip olmazdı. لَاَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ O adam kadir değildir ki en يَدْخُلَ ف۪يهِ Onların kazasına duhul etmeye kadir değildir. Böyle olurdu. Ve öyleyse فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ Vaktaki hac ümreyi ifsad oldu. غَيْرَ مُبْتِلٍ اَنْهُ Adamdan iptal edici olmadı. Neyi? وَجُوبَ الْقَدَى Kadanın vücubunu iptal edici olmadı. وَكَانَ ف۪ي ذَٰلِكَ Bu meselede oldu. Bu adam kemen bir kimse gibi ki aleyhanın üzerine orucudur. Gadav-ı haccetin bir haccın kazası orucudur. Vaktiyle bir hac yapmış da onu becerememiş. Onun üzerine tekrar onu kaza edecek. Yahut da nezretmiş. O haccı onu yapacak. Kad evcebeha öyle haccın kazası ki onu vacip kıldı. Lillahi azze ve celle Allah için ala nefsi kendi nefsine bir lisan ile yani nezir. Nezretti ki Allah için bir hac bunu yapacak. İşte bunun gibi olur. Kâne kezalik işte böylece oldu. Ey zafin nazare kıyasla bu da onun gibi oldu. Ha nezretmiş Allah için bir hac yapacak. Hatta nafile hacca başlamış. Onu ifsad etmiş kaza yapacak. İkisi bir oldu. Men dehale fî salatin. Kâne kezalik ey zafin nazare kıyasla böylece oldu. Men bir kimse ki dehale fî salatin. Ev siyamin bir namaza yahut da bir oruca girdi. Fe evcebe zâlike lillâhi azze ve cel. Onu kendi nefsine vacip kıldı Allah için. Alâ nefsihi kendi nefsine vacip kıldı. Ne sebebiyle vacip kıldı? Bi duhûlihi fîhî. Ona duhûli sebebiyle, nezir sebebiyle değil de ona o ki başladı, onu itmam etmesini kendisine vacip kıldı. Sümme haracânhu. Sonra ondan çıktı. Fe aleyhi an üzerine orucudur. Katâhu. O orucun yahut da namazın kazası orucudur. Hac gibi. Ve yukarı lehu yine bu adama denilir. Eyda. Yukarıdaki cevap gibi. Ve gad reyna biz gördük. El umrete umreyi gördük ki mimma bir şeylerdendir ki gad yecuzu raftuha umrenin rafti caiz olur. Onlardan gördük. Adet duhulü fiha umreye girdikten sonra. Dibbek dedi umreye girdi. Ve onu raft eder. Caizdir. Fî kavlina ve kavlike bizim kavlumuzda da senin kavlunda da bu rafd caizdir. Ve bizalike caati sünneti sünnette bununla geldi. Kimden? Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den fî kavlihi ile Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki da'i terk et. Aynki senden el umrete umreyi ve hilli ehlal et bil haccı haccı de ehlal et. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Haccetül Veda'da Peygamber Efendimiz'e gittiğinde ömreyle niyet etmişti. Ondan sonra yolda heyz geldiğinden Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Peygamber Efendimiz'e buyurdu ki ömreyi terk et, hacca başla dedi. Bak işte ömrenin terki sünnette geldi. Ve senetkürü zâlike bunu zikrederiz. Bi isnadihi isnadlarıyla, senetleriyle fî mevdiyahi yerinde min kitabina hâzâ bizim bu kitabımızda. İnşâallâhu teâlâ o meseleyi de zikrederiz. Felem yekun olmadı liddâhili fil umreti umreye giren adama olmadı. İzâ kâne kâdiren alâ rıftâhâ onun rıftına kadir olduğu vakıtta vel hurûci minhâ umreden huruca kadir olduğu vakıtta ona olmadı en yahruce minhâ ondan çıka. Kadirdir diye çıkacak mı? Yok. Madem rast etmeye kadir, ondan çıkmaya kadir, ondan çıksın mı? Yok, olmadı. En yakırıca minha ondan çıkmak olmadı ki feyübdülahı onu iptal eder. Sümme la yecibe ona da vacip olmayı aleyhi onun üzerine kadavuhu kadası da vacip olmayı. Bu böyle olmadı. O adam çıkmaz, tamam eder. Şayet çıkarsa onu kaza etmesi ona vacip olur. Ve kâne men dehale fîhâ. Her kim ömreye girerse bir gayri icabin minhu kendisinden bir nesil olmaksızın daha o ömreyi kendisine vacip kılmadı. Kabile zalike bundan evvel nezir mezir yok fakat nafile bir ömreye girdi.
لَيْسَ لَهُ o adam için olmadı. اَلْفُرُوْجُ مِنْهَا o ömreden çıkmak. قَبْلَ تَمَامِهَا ömreyi tamam etmezden evvel. اِلَّا مِنْ عُزُرٍ اِلَّا özür olursa başka. فَيْنْ خَارَجَ مِنْهَا eğer ömreden çıkarsa. فَاَبْتَدَهَا o ömreyi iptal ederse. بِعُزُرٍ ister özür sebebiyle olsun. اَوْبِ غَيْرِ عُزُرٍ isterse özürsüz olsun. فَعَلَيْهِ o adam üzerine vaciptir. قَدَاوُهَا o ömreyi kaza etmek vaciptir. فَالصَّلَاتُ وَالصَّوْمُ اِذَا işte namaz ve oruç da bu ömre gibidir. فِي النَّزَرِ nezer de kezalik öylecedir. Neyse olmadı. لِمَنْ دَخَلَ ف۪يهِمَا namaz ve oruca duhul eden, başlayan adam için olmadı. اَلْخُرُوْجُ مِنْهُمَا bunlardan çıkmak olmadı. وَاِبْتَالُهُمَا onlar iptal da olmadı. اِلَّا مِنْ عُزْرٍ اِلَّا bir özür olursa başka. وَاِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا namaz ve oruçtan çıkarsa deple itmamihi itmam tamamlamasından evvel yahuma o namaz ve orucu tamamlamadan evvel çıkarsa bi özrin ister özrüyle olsun ve gayri özrin isterse özürsüz olsun faalehi o adam üzerine vaciptir kadavuhuma namaz ve orucu kaza etmek vaciptir fahada işte bu da huven nazaru nezerdir kıyaslı fihadil bab bu babda nazar kıyaslı budur. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ Bu üç imamın kavli de budur. وَقَدْ رُوِيَ مِسْلُ ذَلِكَ yine bunun misli rivayet edildi. اَيْذَا yukarıdaki gibi an غَيْرُ وَاحِدٍ birçoklarından غَيْرُ وَاحِدٍ demek yani bir adam değil. Birkaç adamdan rivayet edildi. Onlar da kimden? مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabından birkaç adamdan rivayet edildi. Onları beyan ediyor. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ravuh ibn Ubade kâle haddesena Şöbetü an Eyyûbe an Sa'id ibn Ebil Hasan an Ani ibn Abbasin radıyallahu anhuma ki ennehu Abdullah ibn Abbas akhbara ashabahu kendi ashabına haber verdi ki ennehu sahibi kendisinin oruçlu olduğunu haber verdi. Sümme kharaca aleyhim sonra ashabının yanına gitti ve râsuhu yekturu. Başından da sular damlıyor. Fekalû dediler ki, evelem tekû saimen, sen oruçlu değil miydin? Kâle bela, dedi ki evet oruçluydum. Velâkinni marretli cariyetun değil, benim bir cariyem benim yanıma geldi. Fe'acebetni, benim hoşuma gitti. Fe'asettuha, ben ona isabet ettim. Yani ona mücâmaat ettim. Ve kânet hasenetin bir haseneydi hememtu biha onu kastettim bu haseneyi kastettim yani oruç tutmak bir hasene bir sebap idi ki hememtu ben kastettim ki biha o haseneyi o orucu tutmayı onu da bozdum ve ne kabiha ben onu haseneyi kaza ederim yaparım yevmen ahar başka bir gün onu kaza ederim şimdi Abdullah ibn Abbas bak nafile orucu bozdu. Onu diğer bir günde kaza edeceğini de haber verdi. Haddesena Ravuh ibn al-Ferj, kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr, kâle haddesena Hammad ibn Zeyd, kâle haddeseni Ziyad ibn al-Cessas, Ziyad ibn al-Cessas, an Enes ibn Sirin, kâle, Enes ibn Sirin diyor ki, sumtu yevme arefe, ben arefe gününü oruç tuttum. Fecehedeni, beni zayıf kıldı, es-sevmu oruç. Oruç beni zayıf rattı. Baktım ki ibadetimi yapamayacağım. فَاَفْتَرْتُ iftar ettim. Orucumu bozdum. فَسَأَلْتُ ben sordum. اَنْ ذَٰلِكَ bu meseleden kime sordum? Abdullah ibn Ömer'e sordum. فَقَالَ Abdullah ibn Ömer buyurdu ki يَوْمَنْ اَخَرْ başka bir gün oruç tutarsın mekânehu bunun yerine. İşte Abdullah ibn Ömer de böyle fetva verdi. Abdullah ibn Abbas da zaten ben onun yerine bir gün tutarım dedi. Bak ashab-ı kiramdan da bu rivayetler gelmiş. İşte burada nafile, namaz, oruca başlarsa, onu bozarsa, onu sonra başka vakitte kaza etmesi vacip olur. Bunu beyan buyurdu. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ahli alihi ve sahbihi ve sellem.